Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Gücün zirvesinde efsanevi ada kalesi kalıcı olarak var ve %5 beceri hasarı veriyor. Süvariye %10 debuff veriyor. Barbar hasar bonusu da var. Biliyorsunuz, gücün zirvesinde bugün son gün ve ben hayatımda hiç bu kadar ucuz bir güç zirvesi görmedim. Yanımızdaki İmperyum Krallık mı dağıldı diyeceğim. Öyle bir şey olmadı. Hepsi yerli yerinde duruyor. Neden bu kadar ucuz? Gücün zirvesinde şans diyorum ya, bu şansı biraz da taktikle açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Haydi o zaman başlayalım. Şimdi gücün zirvesinde puanları göstererek başlamak istiyorum. Dün en güçlü valinin asker basma günüydü. 27 milyon, 23 milyon, 16 milyon, hatta bizden Semi Darkness 4. sırada 12 milyonla. Valide 120 milyon puan yaptı, valide 1. sırada. Daha çok okçuların istediği bir beceri hasarı var gibiydi sanki bunda. Ama düşünün, 10. sıra 7 milyon 200 arkadaşlar. Ben bugün ölü halimle 10 milyondan fazla, 12 milyondan fazla güç basarım. İstesem gücün zirvesini alırım. Darkness da fetih sezonunda dükkandan alacakaranlık temasını almıştı. Beceri hasarına beceri hasar denk geldi. Tabii daha çok o vali için girdi. Dedim ya, İmperyum Krallık mı bitti diye. Yani bakın, 1401 Kalin Krallığı İmperyum olarak hala burada yerini koruyor. Peki neler oldu? Neden çok fazla batmadı bu ligciğin elemanı? Bunun mantıklı bir sebebi var mı? Aklıma gelen tek mantıklı sebep arkadaşlar, hepsi bizim gibi iki kere fetih sezonu oynadılar. Biliyorsunuz biz KVK'da iki kere fetih sezonu oynadık ve orada para yatıran bütün oyuncular artık istedikleri okçu ya da beceri hasarı temasını alamayanlar da fetih sezonunda iki kere oynadıkları için aldılar. Yani bu temaya artık ihtiyaçları yok. Tabii ki bir süvari teması olsaydı, farklı bir tema olsaydı bence çok fazla güç basacaklardı. Ama beceri hasarı olduğu için ve okçuya yaradığı için yani. Ve süvariye yaramadığı için yani. Beceri hasarı ama piyade de çok kullanamaz. Çünkü piyade %5 beceri hasarıyla çok fazla iş yapamaz. Piyadeye doğrudan buff veren temalar daha güzel. Ama oyun bu arada fetih sezonunda biliyorsunuz İran rüyası veriyor sadece dükkanla. Piyadelere güzel bir hala tema yok. Okçular için balıkçı kuşu var. Alacakaranlık çöker var. Beceri hasarı veren. Süvariler için de benim kalem ilahi mesken var. Ama piyadelere güzel bir tema yok. Gücün zirvesi kısaca, bak ne dedik, şans, kader, kısmet işi. Benim istediğim bir tema olsa, ben şuraya 20 milyon güç bassam adamlar 30-40 milyonu çoktan basmıştı. Ama birinci sıradaki adam bile 27 milyonla. Buradan şuraya bağlayacağım. Yeni zayıf krallıkta da bazen yeri gelir alamazsınız. Çok güçlü krallıkla da yeri gelir, şansınız yaver giderse gücü efsanevi temayı kalıcı olarak alabilirsiniz. Bunun için fetih sezonunu iki kere oynamış, orada temalarını almış krallıklarda, yani eski krallıklarda artık gücün zirvesini oynamak İmperyum yanında olsalar da daha kolay. Çünkü eski krallıklarda artık iki kere, üç kere KVK oynayan, fetih sezonunu 2-3 kere oynayan krallıklar ister istemez kendilerine efsanevi ekipmanlar aldılar, efsanevi temayı aldılar. Kimse gücün zirvesinde 30 milyon, 40 milyon yatırım yaparak alamayacağı temayı beklemek istemiyor. Herkes şehrine bir tane efsane bir tema kesinlikle istiyor. Bunun için de zaman zaman varını yoğunu her şeyini harcayıp alamayan arkadaşlarımız oluyor. Üzülmeyin. Eğer yani bir gün şans sizden yana olursa çok ucuza da alabilirsiniz. Bence bu saatten sonra artık gücün zirvesi yeni serverlarda daha zor olacak. Eski serverlarda daha kolay olacak. Ölür krallık bile demiyorum. Eski serverlarda fetih sezonunu sürekli oynayan KVK'larda 1700'ün altındaki krallıklarda 1800'lük gücün zirvesini oynamak genel olarak daha kolay olacaktır. Tabii ki bazı efsanevi temalar çok herkesin istediği tarzda olursa imperyumlar vesaire affetmeyecektir. Onlar ne verdiyse yine gireceklerdir. Okçular her konuda şanslı olduğu gibi bu konuda da şanslılar. Çünkü oyuncu sayıları az. Okçu temasını isteyen kişi de az. Her konuda okçuların puanı genelde düşük kapatıyor. Bu da onların şansı.
Bu arada silah eğitiminde dün bana nasıl yaptığımı soran olmuştu. Ben 303 bin puan yaptım. Öylesine oynadım. Ama becerileri soran arkadaşlar oldu nasıl seçtim diye. Ben beceri sırasını hızlıca sizlere göstermek istiyorum. Birinci muharebe heyecanı seçtim. Cengiz Han Bilgim'de oynadım. Rune, buff, işte kendime özel %50 kıta kapasitesi basmadım. %25 kıta kapasitesi bastım. %5 saldırı bastım arkadaşlar. Şehrimi de ortaya ışınlamadım. Yani Loharlar bir bayrak bölgesinin dışına çıktı, içinde kaldı. Öyle savaştım. Birinci beceriden itibaren söylüyorum Cengiz Han Bilgim'in. Muharebe heyecanı, takviyeli zırh, ecdat koruması, kötü huylu zehir, zehirli oklar, zırh delen mızraklar, vahşi öfke, dikenli zırh, intikam saldırısı ve düellocu nefesi. Ben bu sırada seçtim. 303.827 puanla tamamladım. Çok rahat bir şekilde. Lohar bir gördüğünüz gibi şehrimin üstüne çıktı. Bir alta çıktı. Hiç özel bir buff yapmadım. Sadece kalıcı teman vardı. Cengiz Han'ı şuradaki komutan görünüm sayfasında ama Cengiz Han'ı buradaki komutan görünüm sayfasında şövalye başı yaptım tabii ki. Bunu dün söylemeyi unutmuşum. Bugün yapın. Yani oynamayan arkadaşlar onu da dikkat etsinler. Şimdi gücün zirvesine geri dönelim. Ben 1 milyon güç bile basmadım. Bunun sebebi artık güç yükseltmek istemedim böyle bir şeyde. 5 heykel benim için 1 milyon güç için çok mantıklı gelmedi. Validir, başka şeydir. Oralarda basmak daha mantıklı geldi. Siz önceden rezerv bastıysanız valiyle beraber çıkarıp inşallah almışsınızdır. Burada ödüllerde dikkatimi çeken ekstra bir şey daha oldu. Normalde ilk ona efsanevi tema veriyordu. İlk 20'de 30 günlük bir kalıcı tema vermişler. Teselli ikramiyesi gibi 11. olan arkadaşa. Eğer süvariye debuff vermeseydi ben şu an gücün zirvesine vali oynamadan direkt salı günü vali almadan basacaktım ve alacaktım ama maalesef süvariye debuff veriyor. Çok güzel de materyal ve heykel veriyor. Ama yapacak bir şey yok. Nasip kısmet işi. Sizler de krallıklarınızı, yanınızda imperyum vardı, yoktu. Kaç milyon güç bastınız? Alabildiniz mi? Almaya yakın mısınız? Lütfen yorumlara yazın. İnşallah almışsınızdır diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.